Geldik kurgu tuşlarına. Şimdi kurgu tuşlarını şöyle ayarlamanızı isteyeceğim. Edit'e geliyorsunuz. Keyboard shortcuts yani klavye kısa yollarını seçtiniz. Klavye kısa yollarına add edit yazdınız bak. Add edit. Burada add edit'i CTRL N, CTRL K'ye ayarlamışım. İsterseniz buraya tıklayıp CTRL 6 falan ayarlayabilirsiniz. Dalga geçiyorum tabii. Yani istediğiniz klavye kısa yolunu buraya aktarabilirsiniz. Aynı şekilde add edit to all tracks. CTRL boşluğa ayarlamışım. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Sonra ripple delete. Bunu da ben shift delete ve CTRL B'ye ayarlamışım. Yani ikisi de aynı şekilde bu işlemi yapıyor. Bunu şimdi kurgu tuşları içerisinde görelim. Kankalar şimdi kurgu tuşlarımızda temel olarak şu var. V tuşu videomuzu seçiyor. kesmek için şuradaki neşter aracını kullanacağım. Yani C tuşu. C tuşuyla kesebilirim değil mi? Aslında gelip CTRL ile K'ye basarsanız bu videoyu kesmiş olursunuz. Bu videonun burasındasınız. Videonuz seçili. Bu videonun burasını kesmek istediniz. CTRL ile K yaptınız. Yani C'ye tıkla, V'ye tıkla, kes, seç falan. Bunu yapmıyorsunuz. Aynı şekil iki tane seçenek var. CTRL ile K dediğinizde ikisini birden orada keser. Timeline'ınızın çizgisinin durduğu yerde orada keser videonuzu. Şimdi daha güzeline geleyim. Hiçbir şey seçili değilken. Bak bunu geldik. Hiçbir şey seçili değilken ne yapar? CTRL K'ye basarsanız buradaki 1, 2, 3, 4 tane videoyu keser. E 5.yi niye kesmedi? Çünkü burada katmanların seçimi var. Bak diyorum ki A1, A2, A3 hedef katmanlar. V1, V2, V3 Hedef katmanlar V4 değil diyorum. V4 değil dediğim için de V4'ü kesmedi. Ama V4'ü de seçseydim Ctrl ile K şey yapsaydım V4'ü de çekecekti. Şimdi abi ben bununla uğraşmak istemiyorum. Bu benim için yorucu. Ama burada da şöyle bir devreye giriyor. Az önce Add Edit to All Tracks diye bir şey ayarladık. Ben bunu Ctrl ile boşluğa ayarladığımı söylemiştim kankalar. Şimdi geliyorum. Ctrl ile boşluğa tıkladığımda V1, V2, V3 hiçbir şey takmadan tüm tracklere bir kesik atıyor. Bu da sizin en çok kullanacağınız seçeneklerden biri. Add edit to all tracks'i güzel bir klavye tuşunu ayarlayın. Şimdi bir de delete konusu var. Yani bir videoyu silmek istiyorsunuz. Bir videoya tıkladınız sildiniz. Delete. Şimdi bak aynı şekil gelelim. CTRL'e C yapalım. C, C yaptık. Sonra V tuşuna bastım. Bak çok zor yollardan yapıyorum. Hepsini seçtim. Delete dedim. E, dedik dedim ama burada bir boşluk kaldı. Yani başlatıyorum. Müzik gitti, ses gitti. Bir 20 işte 15 saniye duruyor. Tekrar başlıyor. Ben bunu silerken boşluk görmek istemiyorum. Bunun iki tane yolu var. Videoları delete ile sildikten sonra Boşluğa tıkladıktan sonra boşluğu da silebilirsiniz. Boşluğu silerseniz o videoyu direkt yapıştırır. Yani sonrasında ne varsa çekip oraya yapıştırır. Bir de Ripple Delete var. Ripple Delete'i de az önce ayarladık. Shift Delete yani Shift Delete aslında varsayılan olarak geliyor. Shift ve Delete tuşuna birlikte basarsanız. Ama bir de bu var. CTRL B ayarlamıştım ben. Bak CTRL B ile silersem az önceki işlemi yapıyor. Hem siliyor hem de yapıştırıyor. Ripple Delete bu şekilde bir işe yarar kankalar.